Merhabalar. Şaka maka Aralık geldi ve ben bu aylar ne ara bitiyor inanın hiç anlamıyorum. Bir anda kendimi böyle ay sonu değerlendirmesi yaparken buluyorum. Yine Kasım ayında izlediklerimden, okuduklarımdan sizlere bir şeyler önermeye çalışacağım. Ve birazcık da kanal hakkında ve bana gelen genel birkaç soru hakkında sohbet edelim istiyorum. Kasım ayında izlediğim filmlerden başlayayım öncelikle. Aslında iki tane filmin ayrı videosu bulunmakta. Bir tanesi Doctor Strange. O videoda hem spoilerlı hem spoilersız inceleme var. Yani film hakkında ne düşündüğümü merak ediyorsanız eğer o videoya bakabilirsiniz. Aynı zamanda Fantastik Canavarların da hem spoilerlı hem spoilersız iki ayrı videosu bulunmakta. Hatta birazcık daha zaman geçsin. Ben birazcık oradaki bu Easter eggler hakkında ayrı bir video çekmeyi de düşünüyorum. Çünkü bazılarınız dedi hani şundan bahsetmemişsin, bundan bahsetmemişsin diye kasıtlı olarak bahsetmedim. Çünkü sadece Harry Potter göndermeleri için ayrı bir video düşünüyorum. Ve izlediyseniz eğer Fantastik Canavarların basın ön gösterimine gittim. Fantastik Canavarlar sitesiyle birlikte gittim. Güzel oldu. Ben yılda zaten birkaç kez İstanbul'a gidiyorum. Tam da denk geldi. Gitmeyi düşündüğüm bir zamanda böyle bir davet gelince ben de gitmek istedim. Kaçırmak istemedim. Hem de başka YouTuber'larla tanışma fırsatım oldu. Oldukça da keyifli bir gündü. Kasım ayında izlediğim filmlerden bir tanesi Only Lovers Left Alive adlı film. Ben bu filmi oldukça beğendim. Filmin bir kere oyunculukları harikaydı. Zaten çok sevdiğim oyuncular yer alıyordu. Senaryosu çok güzeldi, çok orijinaldi. Ve aynı zamanda filmin atmosferi çok güzeldi. Yani hem sinematografi olarak çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Çünkü hem Amerika'da geçiyor hem Fas'ta geçiyor film. Özellikle Fas'taki sahneleri ben böyle izlerken inanılmaz hoşuma gitti. Ve filmin müzikleri çok güzeldi. O müziklerle birlikte o görüntüler birleşince gerçekten oldukça estetik bir film ortaya çıkmış. Ama hikaye olarak da aslında çok böyle naif bir hikayesi olan bir film. İki vampirin hayatlarının bir kesitini anlatıyor gibi gözükse de aslında hani bence karakterlerin vampir olmasının sebebi filmin asıl derdini anlatmak istemesi. Yani bu dertte sanata ve sanatçıya verilen, verilmeyen değer üzerine veya bilim insanlarına verilen, verilmeyen değer üzerine işte günümüz yaşantısıyla geçtiğimiz yüzyıllardaki insanların yaşantısı arasındaki farka değinmek. Dolayısıyla bunu en iyi anlatabilecek şekilde herhalde bütün bunları tanık olabilecek bir karakter yaratmaktı ki bu karakterler de vampir olunca doğal olarak hepsini görmüş geçirmiş oluyorlar ki karakterlerimiz de zaten Adam and Eve yani Adem ve Havva. Film bir yandan da tarih boyunca hak ettiği değeri görememiş dehaların hakkını vermeye çalışıyor gibi. Dolayısıyla eğer Marlowe Shakespeare olayını bilmiyorsanız veya Tesla Edison arasında ne geçmiş diye hiç haberiniz yoksa bu film sizin üzerinizde çok bir etki bırakmayacaktır. Ve aynı zamanda da birazcık edebiyata düşkün olmak gerekiyor diye düşünüyorum filme bağlanabilmek için. Çünkü hani bir koskocaman bir duvardaki resimlere baktığınızda Kafka diye böyle sevinebilmeniz lazım. Veya film boyunca yapılan çeşitli karakterlere göndermeleri, hikayelere göndermeleri anlamanız lazım ki filmi sevesiniz. Çoğu zaman ha bu göndermeler çok böyle gözümüze sokula sokulaydı ama yine de hani insanı heyecanlandıran, sevdiğiniz şeylerse eğer mutlu eden göndermelerdi. Dolayısıyla oldukça naif ve güzel bir hikaye var karşımızda. Bahsedeceğim ikinci film ise Brooklyn. Bu film Oscar adaylığı olan bir filmdi ama ben daha yeni izleyebildim. Ve filmi oldukça beğendim. Şahane bir film değil ama oldukça güzel bir film. Yani anlatmak istediğini anlatabilmeyi başarmış bir film olduğunu düşünüyorum. 1950'lerde İrlanda'dan Amerika'ya göç eyleyen genç bir kadının karakterinin gelişimini anlatıyor aslında. Biraz onun psikolojisini, gittiği yere adapte olmasını, ev neye denir, neye denmelidir, doğduğun yer mi, doyduğun yer mi gibi ikilemleri bize anlatmaya çalışan bir film. Aynı zamanda da bunu yaparken de göçmenlik üzerine değinen, bunun sıkıntıları üzerine birazcık da olsa değinen ve elbette ki bir aşk hikayesiyle bu senaryoyu süsleyen bir film. Güzel bir film. Özellikle dönemi zaten çok güzel yansıtmışlar. Yani dekor olsun, mekanlar olsun hepsi o konuda hiçbir sıkıntı yok. Oyunculuklar da çok başarılı. Birazcık filmin söylemek istedikleri konusunda sıkıntım olsa da genel olarak aslında çok doğru noktalara değindiğini düşünüyorum. Sadece hani kişisel olarak ben hiç böyle ev özlemi çeken bir insan olmadığım için çok duygusal olarak filme bağlanamadım ama eğer siz böyle ev özlemi çeken insanlardansanız bu film sizi çok etkileyecektir diye düşünüyorum.
Kasım ayında bir de çizgi roman aldım. O da Batman ilk yılın özel edisyonu. Belki biliyorsunuzdur, ben çok fazla çizgi roman kültürü olan birisi değilim. Ama bu kültürü edinmeye çalışıyorum. Ve özellikle hani DC evrenini birazcık daha sevdiğim için ve Batman açık ara favori çizgi roman karakterlerimden biri olduğu için çok seviyorum Batman'i. O yüzden Batman'le hani birazcık başlamak istedim. Hani diyeceksiniz ki okumadıysan o kadar fazla çizgi roman nasıl seviyorsun? Yani Batman'e ilgim aslında Animated Series ile başlıyor. Çok seviyorum ben Batman Animated Series'ini. Ve aynı zamanda işte Arkham oyunlarının hepsini oynadım vesaire. Filmleri zaten izledik. Dolayısıyla Batman'e karşı bir ilgim var. Bu ilk yıl özel edisyonu da Frank Miller'ın Batman'in orijin hikayesini yeniden kaleme aldığı hikaye. Ve o hikayenin orijinali var çizgi roman olarak. Direkt koymuşlar. Özel edisyonun ekstraları neler? Aynı zamanda da bu eskizleri görüyorsunuz. Hikaye isminden de anlaşılacağı üzere ilk yıl, yani Batman'in nasıl Batman olduğunu anlatan bildiğimiz klasik orijin hikayesi. Aynı zamanda içerisinde Catwoman da var karakter olarak ve hikayenin yanı sıra dediğim gibi içerisinde çok güzel eskizler var. Bu çizgi romanın nasıl ortaya çıktığına dair bilgiler var ve kapak tasarımları var. Oldukça hoş bir edisyon olmuş. Eğer ilginizi çekiyorsa mutlaka göz atın derim. Kasım ayında oynadığım oyunlardan bir tanesi Layers of Fear. Zaten biliyorsunuz, videolarını da çektim ama pek beceremedim. Ya onu da şöyle bir açıklayayım. Aslında oyunu oynarken gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir kasma problemi yok. Kaydederken de oyun kasmıyor yani. Ama daha sonra kayda döndüğümde hep bir kasılmış oluyor oyun ve dolayısıyla izlenmez hale geliyordu. Gerçekten hani kendimi koyuyorum sizin yerinize. Hani ben öyle sürekli kasılan bir oyun gameplay izlemek istemezdim açıkçası. Dolayısıyla devamını getirmedim ama kendim oyunu bitirdim ve oldukça da beğendim. Korku türünde geçiyor oyun. Evet, korkutuyor çoğu zaman ama daha çok böyle karakterin psikolojisine indiğiniz ve ne olmuş bu adama yahu diye sürekli düşünerek oynadığınız bir oyun. Ve özellikle zaten görsellik olarak da çok güzeldi ve fikirler çok hoştu. Sürekli değişen odalar, her girdiğiniz kapıdan farklı şeylerin çıkması gibi hoş detaylar vardı. O yüzden bu tür oyunları seviyorsanız mutlaka göz atın derim. Kasım ayında bir de minik bir puzzle oyunu oynadım. The Tiny Bank Story diye. Yani tatlı bir oyundu. Tam böyle birkaç saat vakit geçirmelik, kafa dağıtmalık bir oyundu. Çok bir şey değildi. Puzzle'ları da öyle aman aman puzzle'lar değildi ama keyifliydi yani. Hani ben bitirdim, tamamladım. Böyle zaman öldürmelik minik bir oyun arıyorsanız göz atabileceğinizi düşündüğüm bir oyun. Bir de bir YouTube kanalından bahsetmek istiyorum. Bu da Konuşan Kitap diye bir YouTube kanalı. Bu kanalda kitapların seslendirmelerini bulabilirsiniz ve özellikle benim kanalı takip eden kişilerin ilgisini çekecek kitapların olduğunu düşündüğüm için söylemek istedim. Örneğin Yüzüklerin Efendisi var, Buz ve Ateş'in Şarkısı serisi var, Harry Potter serisi var gibi. Kitapları okumak yerine dinlemeyi tercih ediyorsanız faydalanabileceğiniz güzel bir kanal. Son olarak Kasım ayında çok fazla dinlediğim şarkılardan oluşan müzik listesinin linkine de videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz diyorum her zamanki gibi. Hatta bu sefer şöyle bir şey yapalım mı? En son dinlediğiniz veya en sıklıkla dinlediğiniz Kasım boyunca çok fazla dinlediğiniz şarkıyı yorum olarak bırakın. Bakalım neler çıkacak, merak ediyorum. Böylelikle yeni şeyler keşfedebiliriz belki. Şimdi birden fazla kere bana sorulan birkaç konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi Ekşi Sözlük hakkında. Ekşi Sözlük'te ben yazar değilim. Hiçbir sözlükte yazar değilim. Ama Ekşi Sözlük'ü takip ediyorum. Elbette ki hakkında yazılanları okuyorum yani. Kim okumaz ki? Merak ediyor insan. Ve iyi gidiyor şimdilik. Teşekkür ederim orada yazan herkese. İkinci değineceğim konuysa mimiklerim. Evet, biliyorum çok fazla mimik yapıyorum. Ama bunu kasıtlı yapmıyorum. Aksine kasıtlı olarak yapmamaya çalışıyorum. Ama ben bunu video çektikten sonra aslında daha fazla fark ettim. Yani etrafımdaki herkes bana söylerdi. Çok fazla mimik ve jest yapıyorsun. Hani bir yerinde dur, bir sakin konuş. Annem çok söylerdi. Çok mimik yapıyorsun. Yüzün kırış kırış diye. Ama böyle yani videolarda hatta dediğim gibi gerçekten yapmamaya çalışıyorum artık ama yapmamaya çalıştıkça konuşamıyorum. Yani böyle ola gelmiş alışkanlık. Çok fazla küçüklüğümden beri tiyatro ile ilgilendim. Belki ondandır bilemiyorum ama genel olarak böyle ilgilendiğim bir konuya karşı çok tutkuyla bağlanıyorum. Çok heyecanlı oluyorum, hevesli oluyorum. O yüzden de kontrolden çıkıyor yani. Hani ben de çok memnun değilim. Kırış kırış oldu suratım daha bu yaşımda ama böyle. Şimdi herkesin inanılmaz merak ettiği ve hayatınıza çok şey katacak, böyle hayatın anlamını keşfedeceğiniz bir konuya değineceğim. O da dişlerim. Dişlerimle ilgili kanal açıldığından beri o kadar fazla yorum aldım ki ve
Hani özelden de soranlar oluyor işte. Dişlerine ne yapıyorsun? Nasıl bu kadar beyaz? Tel mi taktın? Tel takmadım. Default olarak böyle gelmiş dişlerim. Ve beyazlatmak için bir şey yapmıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Dişinizi fırçalayın sabah akşam. Bu kadar. Bazılarınız benden Karadeniz ağzıyla konuşmamı ve bunun çok komik olabileceğini söylüyor. Önce şunu söyleyeyim. Ben böyle yöresel ağızları komik bulmuyorum. Yani o şekilde konuşmanın bir komiklik unsuru olduğunu düşünmüyorum. İkincisi, ben hiç yaşamadım Rize'de. Yani hep Ankara'da yaşadım. Yazdan yaza gidiyorum ve Karadeniz ağzı konuşamıyorum zaten. Yapamıyorum çok fazla. Hatta böyle anneannem gelince diyor anneme. Bozuk konuşuyor bu kız diyor. Normal konuştuğumda. Dolayısıyla zaten yapamıyorum. Budur. Son olarak bir de telaffuz meselesine değinmek istiyorum. Harry Potter videolarından sonra çok fazla yanlış telaffuz ediyorsun yorumları aldım. Şöyle ki Hermione dışında aslında yanlış telaffuz ettiğim bir şey yok. Hermione yanlış bir telaffuz. Ama o benim küçüklükten beri alışkanlık edindiğim ve değiştiremediğim bir telaffuz şekli. Dolayısıyla küçüklükten beri böyleyken ve pek çok kişi, aslında benim çevremde de pek çok kişi Hermione der yani. Yanlıştır ama der. Dolayısıyla bunu söylediğimde siz anlıyorsanız onu, bence bir sıkıntı yok. Ama onun dışındaki telaffuzlarda bir yanlışlık yok yani. Eğer böyle düşünürsek örneğin Harry Potter'da dememem lazım. Harry Potter falan demem lazım ama İngilizce konuşmuyorum. İngiliz aksanıyla İngilizce konuşmuyorum. Türkçe olarak anlatıyorum. Dolayısıyla elbette ki Türkçe'de nasıl telaffuz ediliyorsa o şekilde söylemem gerekiyor. Aksi halde bence eğer aksan kasmaya çalışsam oldukça yapmacık bir görüntü çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür şeylere çok kafanızı takmayın bence. Aslında birazcık daha böyle hayatınızı kurtaracak inanılmaz önemli meseleler vardı aklımda konuşacak ama şu an için aklıma gelmiyor. O yüzden bu seferlik de goygoyu burada bitirelim diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.